Hepinize merhaba. Bugün benim hakkında merak ettiklerinizi Instagram'dan sormanızı istemiştim. Ve siz de soru cevap üzerinden bana sordunuz. Ben de buradan size cevaplandırmak istedim. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Karate mi, tekvando mu? Tabii ki de tekvando. Ve ben aslında ikisini de yapmış bir sporcu olarak bunu cevaplandırıyorum. İkisini de zevkine vardığım için. Ama tabii ki de tekvando beni bambaşka yerlere götürdü. Ve beni kendime daha yakın hissettirdi. Daha çok sevdim yani. Başarının sırrını bir cümleyle açıklarsan nasıl açıklardın? Tabii ki de sevmek. Bir işte başarılı olmak istiyorsanız onu sevmek zorundasınız. Yani sevmiyorsanız o size eziyet gibi gelir. Yani sabah kalkmak eziyet, yorgunken antrenman yapmak eziyet, okuldan eve giderken antrenman, her türlü eziyet gelir. O yüzden bu işte en önemli şey sevmek. Her işte aynı şekilde. Kaç kere Türkiye şampiyonu oldun? Saymadım. Sanırım 2014'ten beri. Ama bir Türkiye'de 2 tane alıyorsun. 10 tane var mıdır? Senin kaç tane var? Benim 13 tane falan. Benim de 12 tane vardır. 12 tane. 12 tane Türkiye şampiyonu var o zaman. Öyle diyelim. Kaç yaşınızda tekvandoya başladınız? Ben tekvandoya 13 yaşında başladım. Tekvando olmasaydı hangi dövüş sporuyla ilgilenirdin? Veya ilgilenir miydin? Şimdi benim bir spor dalını seçme gibi bir şansım büyük ihtimal olmazdı. Çünkü aile yapımızdan dolayı. Allah'tan ailem sporcu. Beni o yüzden ben de spora yönlendim. Bilmiyorum. Babam boks antrenörü, amcam tekvando antrenörü. İkisinden birini seçerdim. Büyük ihtimal tekvando yapamayacağım diye boksa yönlenirdim. Babamla çalışırdım yani. Evlilik düşünüyor musun? Ya tabii ki de düşünüyorum. Neden olmasın yani? Sevdiğim birisi olursa herkesin istediği gibi. Ben de isterim. Neden olmasın? Abla şu an antrenman yaptığın spor salonu kaç yaş aralığı için? Kaç yaş için? İlk önce bizim kulüp altyapıdan alıyor. Eğer yaşınız büyükse ancak geçmişinizde başarılı bir sporcu olacaksınız ki transfer gelebilirsiniz. Ancak o şekilde gelebiliyorsunuz yani. Yoksa altyapıdan alıyor sadece. Hiç işiniz dışında mesleğinizi uyguladığınız oldu mu? Buna gerek duydunuz mu? Yani dışarıda birisini dövdün mü? Dışarıda birisini dövdün mü? Ya şimdi şu var. Ben tekvandoya başladıktan sonra çok fazla kavga etmedim. Ettiysem de ancak lisede falan etmişimdir. O da kızlar tuvaletinde oldu. Yine her zamanki gibi şöyle konuşmalar başladı. Kendini tekvandocu diye bir şey sanıyor. Sanki bizi dövecek. O kim ki falan filan. Arkamdan bir sürü sallamalar falan filan böyle şeyler. Ben de tuvaletteydim. O da aynada benim tuvalette olduğumu bilmiyordu. Çıktıktan sonra bir tane yapıştırdı, kavga etti. Sen ne diyorsun? Yani niye bu şekilde konuşuyorsun? Duydum zaten, o beni duyunca böyle gözleri falan şey oldu, böyle şaşırdı. Sonra ben de ona işte böyle şey yaptım. O da ne diyorsun? Bir hani böyle itiş kakış olur ya kızların arasında, iğrenç. O olaylar oldu. Sonra ben de hiç onlara girmedim. Direkt tekmeyi vurdum. Sonra kızın nefes, yani nefes boşluğu mu denir buna? Neresi denir? Nefes boşluğuna geldi. Sonra diye sesler çıkarmaya başladı. Duça giyenler iyi bilir. Aynen, duça giyenler çok iyi bilir. Böyle falan oldu. O zaman da böyle hiç acımam yok. Şu an daha fazla acımam var. Öyle oldu. Bitti. Nasıl bu yerlere kadar geldim? Tabii ki de dile kolay. Bu yerlere kadar derken büyük ihtimal dünya şampiyonluğundan bahsediyor. İlk önce ben sporculuğumdan bahsedeyim. Çünkü beni insanlar bu şekilde tanıdı. Nasıl geldim arkadaşlar? Tabii ki de emek vererek. Dediğim gibi ilk başta bu işte gerçekten kafaya koyuyorsanız o işi çok sevdiğiniz içindir. O işte başarılı olmak istiyorsanız çok sevmeniz gerekiyor. Daha sonra planlı programlı şekilde çalışmak. İyi insanlarla, iyi antrenörlerle çalışmak. Burada en önemlisi. Takım arkadaşının da çok önemli olması lazım. Seni geriye itmemesi lazım. Hep ileriye götürmesi lazım. Aynı şekilde de sen arkadaşının. Dediğim gibi çok emek verdik. Kendimizden çok ödün verdik mi? Verdik. Yani bizim çok fazla sosyal çevremiz olmazdı. Yani çünkü ne yapardık? Okuldan spor salonuna, spor salonundan okula, oradan eve. Başka bir şey yok. Arkadaş ortamı diye bir şey yok. Ancak arkadaş ortamı zaten tekvandoda sağlıyorsun. Sabah uykundan feragat ederek, gezmelerden, tozmalardan, öyle anlatayım ya. Nereden bahsedeyim? Misafirliğe bile gitmedim. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi arkadaşlar şu şekilde anlatayım. Annem bir yere giderdi küçükken. Yani ilk başladığım zaman ben gitmezdim, antrenmana gidiyorum diye.
Biraz büyüdüm, arkadaşlarım çağırdı. Kübra gel şuraya gidelim, kafeye gidelim. Gitmezdim, antrenmana gideceğim diye. Tekrardan doğum günü partileri olurdu. Ben nereye, antrenmana. Bayram olurdu. Elini öptüm o gün. Benim bir gün sürerdi bayramım. Ondan sonra bitti. Tekrar antrenmana. Yani bu şekilde oluyor. Yani bir şeylerden ödün vermen gerekiyor. Uykumdan ödün vereceksin. Bir soracaksın kendine. Ben uyumayı sevdiğim kadar şampiyon olmak istiyor muyum? Ben yemek yemeyi sevdiğim kadar şampiyon olmak istemiyorum. Arkadaşlarımla gezmeyi, tozmayı sevdiğim kadar şampiyon olmak istiyor muyum diye bir kendine soracaksın. Ben istiyordum. Çalıştım, çabaladım. Allah'a şükür, Allah'tan nasip etti. Oldum. Yani kısaca hedef çok önemli. Ne yapmak istediğin çok önemli. Disiplin çok önemli. Çok disiplinli olmanız lazım. Antrenmanlara gitmeye üşendiğin oldu mu ve bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Tabii ki de oldu. Ama benim ne zaman oldu? Ben antrenman yapmayı gerçekten çok seviyorum. Hatta yarışmaktan daha çok seviyorum. Bilmiyorum. Oldu ama ne zaman oldu? Vücudum ağrıdığı zaman. Ben çok uykucu birisiyim gerçekten. Yani uyumayı çok seviyorum. O zamanlar beni çok yoruyordu. Sabah kalkmak çok zor oluyordu ama sonra diyordum ki yani hayallerimi düşünüyordum. Çok istiyordum çünkü. O yüzden bir şeyini bulup kalkıyordum yani. Gerçekten bir bahanen olmuyor ya eğer istiyorsan. Tüniklerini nereden alıyorsun? Ben de kapalıyım ve tekvando yapıyorum 5 senedir. Çok güzel, tebrik ederim. Kıyafetlerimi nereden alıyorum? Şimdi normal kıyafetlerimi normal AVM'lerde Zara olsun, Mango olsun, Sefa Merve internet sitesinden alıyorum. Normal kıyafet, spor kıyafetlerimi de Adidas, Nike, Under Armour. Buralara kadar gelip ilerleyeceğini tahmin ediyor muydun? Asla. Nereden tahmin edeyim? Antrenörüm hedefin ne dediği zaman İstanbul şampiyonu olmak istiyorum demiştim. Yani o bile bana çok büyük bir şey geliyordu. Ki gerçekten İstanbul'da şampiyon olmak da zordur aslında. Başka ne dedi? Dedim hocam dedim örnek bir sporcu olabilmek dedim. Bunu bana en son işte şampiyon olduktan sonra antrenörüm gelip bana söylemişti. Çok duygulanmıştım. Ama asla olmuyordum. Antrenörüm dedi işte hedefini büyük tutman lazım. İlk önce şunu hedefleyeceğiz, bunu hedefleyeceğiz. Ve sen dünya şampiyonu olacaksın dediği zaman ben asla inanmıyordum. Ne hocam ben mi olacağım? Hayatta olamam hocam. Siz iyi misiniz ya? Nasıl dünya şampiyonu olacağım? Ya dünya şampiyonu hocam ne diyorsunuz? Aynı bu şekilde söylemiştim. Hoca dedi ki sen bu şekilde emek yani devam et. Gerisini Allah'a bıraktı. Allah'a şükür de nasip oldu. Tabii herkese nasip olmaz. Allah bize nasip etti. Olduk. İstanbul'da tekvando çalışmalarını hangi salonda yapıyorsun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde. Yani Cebeci Spor Kompleksinde yapıyorum. Kendi kulübüm. Ayrıyeten bizim kendi salonumuz var. Babamla amcamın. Atik Ali Gençlik ve Spor Kulübü'nde yapıyorum. Ne zaman kapandın? Ben ne zaman kapandım? 12 yaşında kapandım. Sıfır bacak açmak için neler yapabiliriz? Bunun için bir video çektim zaten. Bir önceki videom bununla alakalı. Onu izleyebilirsiniz. Hatta buraya linkini bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Esnemeye çalıştığında bu kadar esnek miydin? Şimdi şunu söyleyeyim size. Ben hiçbir zaman çok esnek bir çocuk değildim. Ama esnekliğim vardı. Yani çok kalas gibi de değildim. Çok esnek de değildim. Ortada bir yerdeydim. Ama tabii bu kadar da değildi. Birazcık gittim. Bir üçüncü ayda ayağımı açmaya başladım. Üçüncü ayda. Benim için çok zor olmadı. Ama şu an daha zor. Mesela yaş ilerledikçe çünkü esneklik azalır biliyorsunuz ki. Her gün yapmamız lazım. O yüzden şu an daha sık bir şekilde esnekliğe önem veriyorum. Daha çok çalışmaya çalışıyorum. Antrenmanlarına ne sıklıkla devam ediyorsun? Her gün antrenman yapıyorum. Her gün. Yani pazar günü bile olmuyor. Ama yarışma dönemlerinde günde çift idman yapıyorum. Yarışma dönemi ne diyeyim? Yarışmadan bir ay öncesindeki dönemden bahsediyorum. Sabahları koreografi antrenmanları, akşam tekvando antrenmanlarımız oluyor. Daha önceki dönemlerde de fitness, tekvando, temel teknik antrenmanları işte ya da koşularımız oluyor. Dönemsel bir şekilde antrenmanlarımız değişiyor programlaması. Asıl memleketin neresi? Ben aslen Ispartalıyım ama doğma büyüme İstanbul. En sevdiğin yemek? Bunu hiç düşünmedim. Dur. İşkembe çorbası mı? Onu da çok severim de. Şeyi seviyorum. Tavuklu pilav galiba ya. Çok seviyorum bilmiyorum. Ama düğün çorbasını da çok seviyorum. Sarmayı da çok seviyorum. Mantıyı da. Ya ben yemek seçmem. Ben her şeyi yerim ya. Yani yemediğim bir şey var mı benim? Yok. Ama en sevdiğim desek. Benim en sevdiğim yemek ne Emirhan? Sence ben hangisini lezzetle yiyorum? Her şeyi yiyorsun. Senedir bu sporu yapıyorsun. Bu sporu yapanlar için tavsiyelerin var mı?
Tabii ki de var. Mutlaka ilk önce kendinize hedef koymanız ve gerçekten ben bu sporu seviyor muyum diye kendinize sormanız. Hedefi koyduktan sonra hiçbir şekilde taviz vermemeniz, doğru çalışmanız, çok çalışmanız, başka kulüple de antrenman yapmanız, hocanıza karşı gelmemeniz, bir yerlere vardıktan sonra nereden geldiğini unutmamanız, saygılı olmanız, tekvandoyu tam anlamıyla yaşamanız. Yani sadece dövüşüyorum diye pumseyi kötülememeniz, kırışı kötülememeniz ya da sadece pumse yapıyorum diye dövüşü bu şekilde değil. Tekvandocuysanız tekvandoyu tam anlamıyla yapmanız lazım. Hayatım boyunca gittiğin en güzel ülke? Bence Kore. Kore yani. Yemeklerini de çok sevdim. Red Bull grubuna nasıl girdin? Red Bull grubuna nasıl girdim? Dediğim gibi dünya şampiyonluğundan sonra, dünya şampiyonu olduktan sonra zaten başarılı sporcuları Red Bull kendi ailesine alıyor ve Red Bull sporcusu olmuş oluyorsun. Yani sponsor oluyor sana. Bu şekilde girdim. Çok fazla oluyor. Mesela diyelim Türkiye çok fazla madalya alıyor ama diğer ülkeden çok fazla alamıyor. Ne yapıyorlar? O madalyaları bölüştürmek için hakkımız olan madalyayı vermiyorlar. Ki bu diğer ülkelerde de oluyor. Sadece bizle alakalı değil tabii ki. Bence öyle oluyor. Sence oluyor mu? Oluyor. Bence de. Yani buna olmuyor diyen yoktur bence.